biz de bu tatbikat yılı kapsamında İçişleri Bakanlığımızın, AFAD'ımızın organize ettiği 81 vilayetimizde tüm yerleşim birimlerimizde 18.57 itibariyle çök kapan tutun tatbikatını hep beraber gerçekleştirdik. Bunun önemli bir bilinç kazandıracağını toplumumuzun depremlere, afetlere hazırlık anlamında bilinç kazandıracağını, bir gelenek olarak bu tür hareketlerin veya bu tür hazırlıkların yavaş yavaş bu tatbikatlarla yerleşeceğine inanıyoruz. Halkımızın da bu tatbikata geniş ölçüde katıldığını görüyoruz. Bu anlamda da çok memnunuz. Bu tatbikatta emeği geçen öncelikle Afet Koordinasyon Merkezimize, Silivri Afet Koordinasyon Merkezimize tüm emeği geçenlere, Türkiye genelinde bu tatbikatı planlayan, bunu öncülük eden İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya ve AFAD Teşkilatımıza teşekkürü borçluyoruz. Teşekkür ederim. Malumunuz olduğu üzere 2022 yılı İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu tarafından Afet Tatbikat Yılı ilan edildi. Bu kapsamda da tüm Türkiye'de 18.57 saatler gösterdiğinde çök, tutun, kapan adı verilen ve herkesin katıldığı bir tatbikatı gerçekleştirdik. Biz de bugün Silivri Kaymakamımızla beraber Silivri Afet Koordinasyon Merkezimizin 20 personeli ve 80 gönüllüsüyle şu an ilçemizin birçok AVM'sinde, birçok açık alanda, birçok eğlence merkezinde bizim Silivri Arama Kurtarma ekiplerimizin ve gönüllerimizin koordinasyonunda çök, tutun, kapan tatbikatımız yapıldı. Depremde nelerin yapılması, en önemli pozisyonun nasıl alınacağı noktasında bu arkadaşlarımız vatandaşı bilinçlendirme noktasında çalışmalarını sürdürdüler. Ben 2022 yılını inşallah tatbikatla biten bir yıl, doğa afetlerinin yaşanmadığı bir yıl dileklerimle tatbikatlara ve çalışmalara devam edeceğimizi ifade ediyor. Herkese sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum.